Adida. Canım. Herkese selamlar. Biz halen İsfahan'dayız. Buradan ayrılmadık. Birazcık dinlenmek istedik. Gezimizi uzatmak istedik burada. Sağ olsun Sara bize kalacak bir yer buldu. Bir arkadaşı bizi misafir etti. Biz Resul'le vedalaştık. Oradan ayrıldık. Sağ olsun bizi çok güzel ağırladı. Yeah, we hug two times. In Turkey we hug two times. Really? Yes. Thank you so much for everything. Nice to meet you. Bize çok güzel yemekler pişirdi. Seyahat anılarımızı paylaştık. O biz de kendi anılarını paylaştı. Gerçekten muhteşem bir insan. Yani ben çok mutlu oldum onu tanıdığım için. Yalnız birazcık mahcup oldu gibi hissettim. Çünkü biz onun evinin aşağısında kaldık. O ailesiyle yukarıda kalıyordu. Aşağıda da bir tane yatak vardı. O da biraz sertti. Biz de yerde yattık. Zaten hani kamplardan falan birazcık alışığız. Bizim için sorun yok. Yeter ki sıcak bir yer olsun bize. Yerde yatınca, o da yerde yattığımızı görünce birazcık mahcup oldu ama ona söyledik hani hiçbir sorun yok. Biz iyiyiz. Bize evini açtın, yuvanı açtın, yemeğini paylaştın. Bizim için önemli olan bunlar. Gayet güzel, keyifli vakit geçirdik onunla. Daha sonrasında biz hani Nakşicihan'a geldik. Dedik biraz burada vakit geçirelim diye. İsfahan'a ilk geldiğimiz zaman bir grupla tanışmıştık. Bir arkadaş grubuyla fotoğraf çekiyorlardı. Bizim de böyle bir yerlerin fotoğrafını ve videosunu çektiğimizi görünce yanımıza geldiler, tanıştık, iletişim numaramızı almışlardı. Onlar yazdı bize, vaktiniz varsa buluşmak isteriz dedi. Biz de tamam dedik. Sağ olsunlar bizim için yöresel birkaç yemek yapmışlar, onu getirdiler, onları yedik. Şimdi arkadaşlar geldi, Zehra, Arzu, Fatma. Ben Türkçe isimlerini söyleyeyim çünkü bizim Türkçe'de de aynı isimler var. Sağ olsunlar bize yemek getirdiler. Kuku sebzi. Kuku sebzi. Kuku sebzi. Yeah. Sebzeli bir şey. Anladığım kadarıyla. Şey yemiştik bundan ya. Bir yerde yedik seninle biz bundan ya. Burada da sanırım sebzeli pilav var. Patates falan görüyorum. Domates var. Salata var. Sağ olsunlar meyve de getirmişler. Thank you so much for this beautiful food. Arzu ile tanıştıracağım sizi. Tırnaklarını göstereceğim bak. Baksana. Abi Freddy'nin şeyi gibi ya. Böyle soktu. Şey. Neydi? Bülent Ersoy'un var ya. Allahu Ekber diye. Baksana ya. Çok güzel tırnakları ya. Sohbet ettik. Onlarla vakit geçirdik. Yani çok sıcakkanlı insanlar. Sağ olsunlar. Bizi hiç yalnız bırakmadılar burada. Ben daha İran'da böyle hiç kendimi yalnız hissetmedim yani. Türkçe konuştuğumuzu duyan, Türk olduğumuzu öğrenen hemen yanımıza geliyor, bir yerlere davet ediyor, sohbet ediyor. Çok sıcakkanlılar, çok misafirperverler yani, anlatamam size. Ben açıkçası İran'a geleceğim zaman bu kadar böyle bir misafirperverlik, bu kadar sıcakkanlılık beklemiyordum. Bugün de bizi mafya oyunu oynamaya davet ettiler. Bir geçen gün oynamıştık biz, yine davet ettiler. Mafya dediğim oyunda bilenler bilir. Bilmeyenler için de şeye benziyor. Vampir köylü gibi böyle mafyaları bulmaya çalışıyorsun, onları öldürmeye çalışıyorsun. Bayağı keyifli bir oyun. Sara Türkçe bildiği için biz rahatlıkla oyuna katılabiliyoruz. Bize tercümanlık yapıyor sağ olsun. Bayağı keyifli geçiyor yani. Geçen gün biz çok eğlenmiştik. Onun dışında Sara'nın arkadaşı bizi yarın bir yere davet etti. Bir çiftliğe davet etti. Gün doğumunu izlemek için gideceklermiş ve kahvaltı yapacaklarmış orada. Biz dedik ki seve seve yani, eğer katılmamız bir problem olmazsa biz seve seve katılırız. Bizim için güzel olur. Sağ olsunlar bizi de davet ettiler öyle. Yarın da oraya gideceğiz. Biliyorsunuz hani falafel buralarda, Orta Doğu'da çok meşhur. Geçen gün bize bir falafel yedirdiler böyle. Kocaman bir ekmek, bol soslu, bol malzemeli. Bizim çok hoşumuza gitti. Şimdi buradan falafel yemeye gideceğiz. Daha sonrasında burada bir meşhur dondurma var. Onu deneyeceğiz. Sonra işte dediğim gibi mafya oynamaya gideceğiz. Bu videoda böyle İsfahan'da geçirdiğim birkaç günü kapsayacak. Umarım keyifli geçer ya. Ben çok eğleniyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Şimdi biz metroya geldik. Metro bekliyoruz da baksanıza. Yepyeni. Tahran'dakinden daha güzel metroları. Şöyle bir metro kartı aldık. İsfahan'da böyle bir metro kartı alıyorsunuz. Tahran'da biraz daha farklı diye hatırlıyorsanız. Yine 25 kuruşa falan denk geliyor. Yani bayağı ucuz. O yüzden bir yerden bir yere giderken metro kullanmak daha mantıklı. Daha hiç otobüs kullanmadık. Bir de Snap uygulaması var bildiğiniz gibi. O da ucuz. Ama metro daha güzel. Trafiğe girmiyorsunuz yani. Şehir trafiği keşmekeş. Hiç girmeye gerek yok. Falafelci burası. 20-20'ymiş falafelcinin adı. Böyle bir ana caddenin üzerinde. Şimdi ben falafeli alayım, size göstereceğim nasıl bir şey olduğunu, ekmeğin büyüklüğünü. Aman kanki. Türk'üz. Türk'üz. Abi yoss. Yoss yoss. Sen de mi Türk'sün? Neresi memleket? İzmir, Samsun. İzmir. Ben İstanbul 2 gün. 2 gün İstanbul'da.
İki ile iş değildi orada. Yok iş, ayakkabı. Ha, ayakkabıyla evet. Çalıştın. Nasıl insan? İki ile orada iş değildi. Evet. Azeri. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Abi şu kocaman ekmek 4 TL. Ve aşırı lezzetli bir falafel. Bak boyunu göstereyim size bak. Bacak boyumla aynı bak. Üst bacak boyumla aynı. Bu gösterdiğim dükkan da Türkçe konuştuğumuz yine duydular. Abiler dedi Türk müsün? Türküz. Azerbaycanlıymış onlar da sağ olsunlar. Türkçe biliyorlardı. Yardımcı oldular. 2 falafel, bir tane 1 litrelik kola 10 TL. Şaka gibi bak. Gerçekten şaka gibi. İnanılmaz lezzetli. Size anlatamam yani. İnanılmaz lezzetli. Şimdi ben bunu gömeyim. Ondan sonra dondurma yemeye gideceğiz. Şimdi dondurmacıya geldik. Bak Nakşican Meydanı'nın girişi burası. Dondurmacı hemen burada. Burada çok meşhurmuş. Biz insanları hep yerken gördük. Şimdi bak bu tarafta bir kuyruk var ya, bir de diğer tarafta var giriş. Oradan da kuyruk oluyor. Lezzetli diyor herkes. Bilmiyorum, biz de yiyeceğiz bakalım şimdi. Sıraya girip alacağız. Teşekkürler abi, sağ olasın. Sağ olasın abi. Orafes. Uğur. Yardım et lan. Oğlum. Ver beni. Al. Sağ ol. Orafez abi. Bakın bu. Şu dondurma koyuyor bak. Şu dondurma. Şu da değişik bir şey. Adını söyledi de hatırlamıyorum ya. Güzel oluyormuş galiba tadı. Üzerine bir de limon sıktı. Limon suyu gibi bir şey sıktı. Şimdi tadını bir yere oturayım da tadına bakayım. Limonlu dondurma ya şurası. Limon suyu sıktı. Niye bu limon suyu sıktı ki? Ekşi yapıyor biraz. Çok garip bir şey ya. Ne tadı tuzu yok ya. Bu ne oğlum? Ya uzaktan pilav gibi görünen buydu ya. Ben Uğur'a dün dedim ki kanka pilav yiyorlar ya, pilav yiyelim dedim. Bir gittik dondurmaymış. Bunu nasıl yiyorlar ya? Bu güzel de. Tamam. Neyse biz bunu yiyelim de sonra mafyaya katılacağız. Şu an Çarbah Caddesi'ndeyim. Burası İsfahan'ın en meşhur caddesi. Bu yolun sonunda bu 33 gözlü bir köprü vardı ya, Siyasapol Köprüsü. Orada Yukarı Çarbah denen bir cadde varmış. Bulunduğum bu cadde Orta Çarbah. Bu caddenin son ilerisinde de Aşağı Çarbah denen bir cadde varmış. Bu 3 cadde de Şah'ın vakit geçirdiği bölgeymiş burası. Burada şu ileride bir tane şey vardı ya, bina görmüştük ya böyle eski püskü. O saraymış aslında. Burada bir sürü saray varmış ve Şah bu bölgede vakit geçiriyormuş. Dinlenmeye geliyormuş ailesiyle. Bu bulunduğum yerde de çiftlikler varmış ve saraylar varmış. Onu öğrendim ben şimdi, onu anlatmak istedim size. Şimdi bu Yukarı Çarbah ve Aşağı Çarbah araç trafiğine açık ama bu Orta Çarbah dediğim şu bölgede halk için araç trafiğine kapatılmış. Yani sadece halk bu yolda yürüyor. Araçlar buraya giremiyor. Güzel bir yermiş. Burası İsfahan'ın en ünlü, en meşhur caddesiymiş. Bak ben bilmiyordum bunu. Biraz önce öğrendim. Oyuna girmeden size bunu gösterip anlatmak istedim. İyi oldu benim için de. Hem ben öğrendim hem size aktardım. Güzel bir yer yani. Benim hoşuma gitti baksanıza. Bir sürü ağaçlar var, insanlar yürüyor. Güzel güzel bir cadde yani. Şah döneminde de buralar yemyeşilmiş. Çiftlikler varmış. Ailesiyle burada gelip vakit geçiriyormuş. Takılıyormuş. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ben ufak ufak arkadaşların yanına gidiyorum. Onları bekletmeyeyim. Oyuna bir an önce başlayalım. Şimdi oyun başladı. Biz ilk oyunda oynamayacağız da. Arkadaşımız Kahve kuralları anlattı. Oyun başladı şimdi. Doktorlar için. بچه جوری میخوای هر سر بیاری وقتی حرف نمیزنی تارگت بنگه تارگت بنگه تارگت بنگه اون خانومه ایشون هستن هیچ تارگت روش نمیتونه دست کشن این آقا اینجا برای من ماتی هست الان اومد بینگه این آقا چی شدی به نظرتون عوض شد بعد نقش بهشون میچسبونی؟ Şimdi içerideki grup oynamaya başladı. Biz de ilk el biraz izledik ama agresif oynuyorlar yani böyle. Hepsi kazanmak için oynuyor ya. Bilmiyorum, sanki keyif almak için oynamıyorlar gibi geldi bana. Biraz tuhaf. Ya da ben öyle hissettim ya. Ben çünkü bütün oyunlarda kazanmayı çok önemsemem. Keyif almaya bakıyorum. Bayağı sinirli oynuyorlar yani. Şimdi birazdan katılacağız onlara da. Pencereden baktık, şöyle hafif gün batıyor gibi. Dedik bari bir şeye çıkalım, balkona çıkalım da izleyelim. Öyle çıktık geldik şimdi balkona.
Evliliksi istemiyorum ki. Uğur sen de mi evli? Hayırlı olsun kardeşim. Evlilik mi teklif ediyor şu an gerçekten? Gerçekten. Ciddi misin sen? Bu kadar kolay mı ya? Yine konuşma. Sen sensin. Yok bari. Ben evlenmiyorum ya. Ben evlenmeyeceğim. Evlenmeyeceğim. Ben daha çok küçüğüm. Çok küçüğüm ben. Tamamen küçük ya. Ben bazen bir şey küçüğüm. Ben de küçüğüm. Evet, tamam. Kafaya taktı alacak bizi. Teşekkür ederim. Kusura bakma ama böyle evlenme teklif edilmez. Ya bir çiçek çikolata yok mu? Bir gün. Bir ısrar ediyor ya. Türkiye'ye gelmek istiyor. Biraz evlenilmez ki. Biraz. Ya kalp yapıyor oğlum. Mesela Mert. Ağzına sıçacak şimdi. Önemli. Önemli. I love you. Allah'ım seni vurdurur ben sana söyleyeyim mi? Bak abilerini almaya gidiyor ha. Oğlum şaka gibi hayatımda ilk defa evlilik teklifi aldı. Biraz da mı evlenmeyiz ya? Öyle mi? Biraz evlenelim mi? Şaka değil mi? Şaka. Biri telefonu böyle tutmuş çekiyordu çünkü ben fark ettim. Buranın ismi Kızıl Pazarmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ya biz oyundan çıktık. İlk grup bir tık daha eğlenceli oynuyordu ama bu grup biraz daha agresif oynuyordu. Biz sıkıldık biraz, o yüzden çıktık dolaşalım diye bu caddede. Bu pazarı gördük. İsmi Kızıl Pazarmış. Şimdi içine doğru giriyoruz. Yalnız çok güzel görünüyor ya. 5 gündür buradayız. İlk defa görüyorum burayı. Bu caddeyi de. Demek ki tam güzel gezememişiz bak bu 5 gündür. Ya biz o Nakşican Meydanı'nda biraz takıldık kaldık şimdi, açıkça söyleyeyim. Orası biraz daha güzeldi. Döndük dolaştık, hep oraya geldik. Buralar falan güzelmiş ama hep kuyumcu var bak. Sağlı sollu kuyumcu var. Demek ki kuyumcular çarşısı burası. Bir de şeyden bahsedeyim size. Şimdi İsfahan'da yüksek yapılı binalara belediye izin vermiyormuş. Sara öyle söyledi. Şehrin dokusunu bozuyor diye izin vermiyormuş yüksek yapılı binalara. Mesela Tahran'da vardı. Gökdelen tarzı yapılar biraz vardı, yüksek binalar. Valla takdir ettim belediyeyi çünkü tarihi bir şehir, önemli bir şehir. Aslına baktığınız zaman Türkler için de önemli. Selçuklu Devleti'nin başkentiymiş zamanında. Bravo ya, helal olsun valla. Herkes kolay kolay bu kararı veremez. Çünkü burası İran'ın en büyük 3. şehri, 4 milyonluk bir nüfus. Yani bence inşaatçıların, iş insanlarının dikkatini çekecek bir yer yani burası. İş insanları buraya yatırım yapmak isteyecektir. Güzel bir karar ama. Yani o gökdelenlerin yanında bu yapılara yazık olurdu ya. Şahsen benim fikrim o yönde. Böyle şehirlerin yapısının bozulması hiç hoşuma gitmiyor benim. Bak yine kubbe var bak. Cadde o tarafta kaldı. Oradan girdim ben. Burası hep kuyumcuydu. Kuyumcudan başka hiçbir şey görmedim şimdiye kadar. Demek ki kuyumcular çarşısıymış. Doğru tahmin. İran'da birkaç yerde böyle bankamatik gördüm. Böyle ufak ufak bankamatikler var. İnsanlar hemen böyle hızlıca para çekebiliyorlar. Şeylerde daha çok var ama alışveriş merkezlerinin içinde daha çok var. Sokak çok güzel ya. Canlı baya. Baksana burada minivanda kahve satıyor arkadaş. Burada da satıyorlar kahve. Baya güzel ya. Canlı yani. Beklediğimden daha canlı bu kısım. Bu kısma işte dediğim gibi ilk defa geliyorum. Bak şunu da size söyleyeyim gelmişken. Biraz önce gördüm de sordum. Şimdi şeriatın gelişinin 40. yılını kutladılar geçen gün. Onun anısına yapmışlar. O dönemin gazeteleri bak. Havada Hümeyni. Biliyorsunuz Şah gittikten sonra, ülkeden ayrıldıktan sonra Hümeyni sürgünden ülkeye gelmişti. Kahraman gibi karşıladılar adamı. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim yani, internetten okuduğum kadarıyla. Şimdi Hümeyni taraftar yani radikal İslamcılarla solcu gruplar Şah'ı devirebilmek için o dönem birlikte hareket etmişler. Sonrasında Hümeyni ülkeye geliyor, şeyi ele geçiriyor, yönetimi ele geçiriyor onun himayesindeki grup. Solcuları da komünistleri de ekarte ediyorlar, öyle söyleyeyim ben. Yani benim okuduğum o. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama birçok yerde bunu okudum, o yüzden söylemek istedim. Burada tanıştığım, konuştuğum insanların %100'ü memnun değil yani bu durumdan, öyle söyleyebilirim. Memnun olan bir grup da vardır. Yok değil yani, olmasa çünkü ayakta kalamazlar. Ama söyleneni söylüyorum size, halkın büyük bir kesimi bu yönetimden, şeriatten memnun değil. Ya umarım herkes istediği gibi bir hayatı yaşayabilir. Zaten yaşam kısa. Hayatın tadını çıkarmaya bakmalıyız bence. Öyle yani, başka bir şey de söylemeyeyim ya bu konuyla ilgili. Bir de burada şey öğrendim, daha doğrusu biliyordum da yılı tam olarak öğrendim. Biliyorsunuz İran'da hicri takvim kullanılıyor. Bizde miladi takvim var. Şu an 1399 yılındayız. Onu öğrendim ben. Yılı bilmiyordum. Sadece farklı takvim kullandığımızı biliyordum.
Geçen gün yılı da öğrendim. Mart ayında onlar Nevruz kutlayacaklar. Yani yeni yılın gelişini kutlayacaklar. Baharın gelişiyle yeni yılı kutluyorlarmış. O zaman 1400'e girecekler. İnşallah o tarihte İran'da oluruz. Görmek istiyorum şahsen yani o kutlamaları. Biz şimdi eve geldik, sofra hazırlıyoruz. Yemek yiyeceğiz şimdi. Acayip yorulmuşuz ya. Bugün de böyle kendimizi yormayacağız diye şey yaptık ama yorulmuşuz. Acıkmışız. Çekeceğim şimdi onu. Şimdi çekeceğim. Keşke bademcan. Bu kerecde yemiştik ya biz hani. İçinde patlıcan varmış. Biz patlıcan olduğunu anlamamıştık. Söylememiştik videoda ama içinde patlıcan varmış. Biz orada patlıcan tadı almadık. Abi bize anlatıyormuş aslında. Orada patlıcanlı falan diyormuş da biz anlamıyormuşuz. Sizi ev sahibimizle tanıştırayım. Bizi sağ olsun misafir etti. Azizem Nesim. Selam. Selam. Sağ olsun bizi misafir ediyor evinde. Çok, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Size ufak bir ev turu attırayım da. Burası mutfak. Burası salon. Bu kadar. Burada da işte diğer tarafta da şeyin odası var ablanın orayı. Ayıp olur şimdi göstermeyeyim. Evin girişi ama bu tarafta. Buraya hemen kıyafetlerimizi yıkadık, astık. Çamaşır makinesi vardı. Size bir de lavaboyu göstereyim. Bak ilginç bir şey göstereceğim size. Biraz ıslak ama dikkat edin şöyle basarken. İran'da lavabolar bu şekilde. Baksanıza abi çok ilginç değil mi? Delik arkada. Bu nasıl bir geometri ya? Ben bunun geometrisini çözemedim yani. Ve taharet musluğu bu şekilde. Sıcak su akıyor, soğuk su akıyor. Yani böyle bir hortumla taharetleniyorlar, öyle söyleyeyim. Kilitler de bu şekilde. Dün akşam köprünün oraya gittiğimizde bir şeyle karşılaştık. Geçen sene Uğur karşılaşmıştı da. İnsanlar eğleniyormuş köprünün altında, bana anlatmıştı, videolarını göstermişti. Bu sene koronadan dolayı bir yasak var demişlerdi bize. O yüzden bulamazsınız, göremezsiniz demişlerdi. Çok teşekkür ederim. Göremezsiniz demişlerdi. Şansa biz o eğlenceyi yakaladık. Çocuklar şarkı söylüyordu. Bizim video çektiğimizi görünce böyle şey getirdiler. Ekipman getirdiler. Güzel bir müzik oldu, kalabalık oldu. Siz şimdi o görüntüleri izleyin. Yarın sabah görüşürüz. Yarın sabah da kahvaltıya gideceğiz. Arabada vermiş bu. Keşke bademcan. Herkes dilinde adana vallahi şaniye. Yattığımız yeri kaldırdık, şimdi yola sabah çıkıyoruz. Sabah saat kaç oldu senin? Evet, sabah saat 6 şu an. Şu an 6. 6'ya 5 kalıyor. 6'ya 5 kalıyor. Gün doğumunu yakalayacağız. Kahvaltıya gidiyoruz. Nasılsın bugün? İyiyim, çok iyiyim. Çok iyiyim. Oynayacaksınız değil mi bugün? Bak söz verdiniz. Bak. Oynayacağız, dans edeceğiz. Ya çok eğleneceğiz. Tamam, hadi inşallah bakalım. Hadi siz de gelin. Hadi geliyorum. Abi seni dinlerdeyim. Değişelim mi? Yok yok, gel. Hadi bakalım. Aynı bir tahmin mi? Günaydın. Allah how are you morning. Şimdi yola çıkıyoruz. Orada görüşürüz. Biz geleli bir süre oluyor. Orada geldiğimizde hava karanlıktı. Ateş yaktık. Gün doğumunu izledik. Valla çok keyifliydi ya. İnsanlar valla burada sağ olsunlar. Çok sıcakkanlılar. Çok keyifli insanlar. Davet ettiler bizi. Valla çayımızı içiyoruz. Ateş başında sohbet ediyoruz. Sara bize sağ olsun çeviriyor. Çok hoş sohbetler. Çok misafirperverler. Müzik açtılar. Dans ediyorlar. Birazdan kahvaltımızı yapacağız. Burada birazcık keyifli vakit geçireceğiz birkaç saat. Eğleniriz. Sohbet ederiz. İnsanlarla kaynaşırız. Daha sonrasında şehir merkezine döneceğiz artık.
İsfahan defterini kapattık. Yezde gideceğiz bugün. Otogar'a gideceğiz. Bilet alacağız. Ondan sonra yolculuk Yezde. Valla İsfahan çok keyifli geçti ya. Ama İsfahan'ın böyle çok keyifli geçmesine sebep olan da böyle insanlar yani. İnsanlarla kurduğumuz iletişim. Sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmadılar ya. Hiç yalnız bırakmadılar yani. Bir an olsun tek kalmadık yani Uğur'la. Sürekli yanımızda birileri vardı. Yanımıza geldiler, sohbet ettiler, yemek ikram ettiler, bir şeyler ikram etmeye çalıştılar, bir yerleri gezdirmek istediler. Bir şey demeyeceğim, muhteşem insanlar ya. Şimdi ben onların yanına gideyim, ayıp olmasın. Birkaç görüntü daha koyacağım yani ortamdan. Ondan sonra da artık otogarda görüşürüz. Çok güzel doğdu ama güneş ya, baksana. Kardeş mi? Yumurta yaptılar ateşte. Mis. Böyle bir sofra kurduk. Yumurtamızı yiyoruz. Çok güzel. Acıkmışım ya. Arafes. Nasıl çıkıyor? Böyle bir geliş yok ya. Böyle bir geliş yok ya. Artık yolculuk vakti. Nasıldı? Çok eğlendim ben ya. Çok eğlendim. Üzülmüyor musun? Hiç mi? Hiç mi? Ya çok teşekkür ederim her şey için. Çok teşekkür ederim ya. Yani iki kişi ben. Vay çok eğlendim ya. Gel Türkiye'de iki kere sarılıyoruz biz. Kime de bakayım, aynı yerden biri hemen. Çok teşekkürler her şey için kardeşim. My brother. İki bazen bir en az. Çok teşekkürler her şey için. Mersin memnun. Her şey için. Azizem. Canım benim Azizem. Çok teşekkürler. Sen de kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. İki kere. Ben de sana kurban olayım. Bak, her şey için çok teşekkür ederiz. Hadi çok ya. Teşekkürler. Vedalar zor vallahi ya. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Size kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Çok seviyorum sizi. Biz de sizi çok seviyoruz ya. Görüşürüz. Sağ olun siz de. Bay bay. Hadi. İyi geniş ya koltuklar yine. Bir. Biz yatarız burada. Vallahi 10 numara insanlar ya, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hiç yalnız bırakmadılar bizi. Kanka şurada yatarız da mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Ben de onu gördüm gelirken ya. Arkada güzel bir boşluk var. Yatırdık mı onu, uyuruz gidene kadar Yezde. Şimdi Yezde 4 saat yolculuk yapacağız. Artık bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalı desteklemeyi unutmayın. Yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sizin desteğinize gerçekten ihtiyacım var. Size bir şeyleri göstermek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.